Bir maç kanalından herkese merhabalar. Bugün Beşiktaş kariyerinin 12. videosuyla sizlerleyim. Bu video 1. sezonun son bölümü. Aynı zamanda 2022 yılının da kendi adıma son videosu olacak. O yüzden de güzel denk geldi. 12 videoluk kocaman bir seri oldu. 12 videoda sezonu bitirdik. Araya güzel bir dünya kupası bölümü de sıkıştırdık. Artık e, sonraki bölümde salı günü 2. sezonun hazırlıkları olarak gelecek. Bu da güzel olacak tabi. O devre arası videosunda da hepiniz beğenmiştiniz. Transferlerin nasıl yapıldığı, takımla alakalı planlamayı nasıl yapıyorum. Yine o tarz bir bölümden sonra normal lig maratonuna devam edeceğiz. Şimdi öncelikle şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Weghorst ve Icardi başa baş 35-35 burada önemli bir yarış dönecek. O yüzden Weghorst'u oynatmamız lazım. Şimdi Trabzon zaten kalan iki maçında 6 puan alsa bile avaraj olarak bizim üstün gelmemizden dolayı zaten şampiyon olamıyordu ve biz zaten bu şekilde geçen hafta şampiyonluğu garantilemiş olduk. Şimdi onun dışında baktığımızda 2, 3 ve 4. sıra acayip alevli. Yani burada acayip kan çıkacak diyebilirim. Fakat benim şurada çok da fazla bir amacım kalmadı zaten. Dediğim gibi asıl amaç aslında benim çiftte kupayı çifte kupayı kaldırmak ve Fenerbahçe'yi yenmek. Çünkü 25 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyetim var. İkisi Fenerbahçe'den birisi Galatasaray'dan yine bir beraberliğim yine Galatasaray'a karşı. Yani şöyle baktığımızda şampiyonluk için gerçekten çok okey perfect bir senaryo çizdik. Yani olması gereken bir senaryo çizdik. Şimdi Alanya spor maçı bizim için artık ligdeki 3 maç formalite maçı. Fakat geç, önümüzdeki seneye hazırlık yapmak amacıyla ben burada önümüzdeki sene takımda kalacak ve devam edecek oyuncular üzerin, üzerinden yoğunlaşmak istiyorum kadroya. Şimdi kimdir bunlar? Şimdi bon bonservisini alamayacağız. Kiralık sözleşmesini de uzatamıyoruz. Çok fazla talepleri var e, oyuncunun kulübü. Yani efsane talepler var öyle böyle değil. Şimdi seneye ben Atakan Keskin'i banko oynatacağım. O yüzden Atakan Keskin e, burada dursun. Şimdi normalde Getson'un bu iki önündeki bir takım sıkıntılarından geçen videoda bahsetmiştim. Bu şey idareten, hani bu üçlüye idareten mecburen burada bir dengeleyici olarak kalması lazım. Şimdi Getson'da şöyle bir şey var. Geçen videolarda biz Getson'un neyinden şikayet ettik? Çok fazla top kaptırmasından, kritik yerlerde araya girememesinden şikayet ettik. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Burada herhangi bir driplingi azalt vardı bu arada. Bu driplingi azalt da kapattık. Belki o driplingi azalt muhabbeti gez, şey Getson üzerinde şey yapıyor olabilir. Tedirginlik yaratıyor olabilir. Bu da ihtimaller dahilinde. Emrecan Uzunhan seneyi oynatacağımız oyunculardan biri. Aslında ben burada Berkay vardır da yavaş yavaş alıştırmaya başlasam diyorum. Nasıl olur? Özellikle stoper tarafında nasıl olsa Tayyip Talha belirli bir seviyede. Ya da şöyle de yapabiliriz. E, Getson için bu var. Çok karışık. Buralar acayip karışık. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye bakıyorum. Şöyle bir şey aklıma geldi. İçin Buday nasıl olsa kanat da oynuyor. Ben şöyle yaparsam sanki çok daha iyi olur. Ben Berkay Barda Savaşçı destek oynatayım. Getson Fernandez'de Atakan Keskin'de mezler olarak devam etsin. Hiçan'ı zaten hepimiz biliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok hiç anla. Şuraya Umut Meraş. Şuraya Nathan Redmond. Duruma göre değişiklikler de gelecek. Buradan hemen markajlarımızı falan yapalım. Önümüzdeki 3 maçın bizim adımıza bir önemi yok dediğimiz gibi. Şu an Vegors'un mücadelesi var. Vegors'un mücadelesine destek olmamız gerekiyor. O yüzden işte Vegors'u oynatacağız. Bunu dedim Emre Bilgin'i koymayı unuttum. Neyse ikinci yarının başında Emre Bilgin'i de koyarız. Emre Bilgin'i de koymam gerekiyordu bu maç. Unuttum. Benim hatam oldu birazcık. Narson, Furkan, Fatih, resimiz var ön, ön alanda. Fer, Burkan, Runarsson Tayyip Talha karşıladı. Biraz yanlış yere gitti. Şimdi Efecan da kaldı. Ön alanda presimiz sürüyor. Efecan Spor bayağı iyi çıkarttı topu. Rozier karşıladı ilk topu. Şimdi Ferhat, Budak peşinde. Ferhat araya güzel top kavayları. Çok güzel bir gol attılar. Olsun, olabilir. Dert değil, sıkıntı değil bizim için. Bundan da ders çıkartmak lazım tabi. Şöyle bir bakalım. Yoğun pres altındayken o topu bir türlü kapamamak bizim adımıza eksi yazdı. Yeterince adam paylaşılamadı orada. Adam paylaşımı yetersiz olunca da böyle bir gol tabi. Kaçınılmaz oldu ister istemez. Devam edelim maçımıza. Berkay Vardar'ın puanı baya düşük şu anda. Olabilir onunla da bir sıkıntı yok çünkü yavaş yavaş oyuncularımızı alıştırmamız gerekiyor bu tarz durumlar olabilir. Şimdi bir hata Vegors'tan baskı Vegors. Ben gol diye kaldırdım elimi ama çok da kötü vurdu. Daha doğrusu kötü vurmadı da hani yanlış yere vurdu diyelim. Orada golü atsaydı Icardi ile yarışta öne geçecekti. Şimdi ben Emre Bilgin'i şöyle alayım. Emre Bilgin zaten çizgi kalitesi bildiğiniz gibi. Şimdi Berkay Vardar çıkartsak mı çıkartmasak mı şimdilik bir çıkartalım İlerleyen şeylerde müsabakalarda stoperde deneyebiliriz sanki pek olmadı şimdi bu maçı özelinde Emre Uzunhan birazcık toparlayabilir 6.5 çok sıkıntı değil ama 6.4 dolaylarına düştüğü zaman bir de genç oyuncuysa kaldıramıyor ve toparlayamıyor. O yüzden Emre Can'ı da şöyle ufak ufak takip edeceğim. Duruma göre sayıs takviyesi de yapabilirim o tarafa. Şimdi Rozier. Bu iyi. Valentin Rozier. Rozier garip bir tercih oldu orada. Ferhat'ın baskısından kurtulamadı. Şimdi hata için bu da iyi. Kaleciden mükemmel bir hata geldi Runarsson'dan. Bizim çok isteyeceğimiz bir hata. Bizim oyuncularımız da sever zaten. Biliyorsunuz önceki bölümlerde görmüşsünüzdür. Konsesa vesaire falan. Balkovec riskli bir geri pas verdi. Runarsson ve kaptırmamak için hemen dikti. Fakat Buday orada iş başında. Budayi fişi çekti orada. Fırsatçılığını konuşturdu. Şimdi bu gol bizi oyuna döndürdü. Mental olarak da döndürdü. Zaten paslarımız falan bir anda akıcılaşmaya başladı. Geç sonundan biraz kötü bir deneme ama Vegors topu kaptı but Vegors. Şu hataları o kadar güzel değerlendiriyoruz ki yani mutlu olmamak elde değil. Vegors Icardi'nin bir gol daha önüne geçti. Tabii biz bu arada şeye de bakmıyoruz. Bu canlı sonuçlara da bakmamız lazım aslında. Canlı skorlara baktığımızda Icardi bir tane daha atmış. Şu an yine eşitler. Bakalım neler olacak. Maç 90 dakika. vegorstan bir gol daha görür müyüz? Şu an 36-36 oldu ikisi de. Kıran kırana bir mücadele sürüyor orada. Begors mi Icardi mi? İkisi de çok kaliteli golcüler. Masuaku Emrecan, Masuaku, Getson, Woodwegors güzel paslaştık. Atakan, Atakan sağda Redmond boş. Redmond çapraza girdi. İçeri çevirdi. Ah be. İstediğimiz gibi olmadı orada. Bir de presi iyi yaparsak orada. Güzel kapatmadık. Sanki aynen Cavalier'e boş. Allah'tan direkten döndü. Yani tam güzel kapatamamıştık. Orada hafif de olsa bir boşluk vardı. Cavalier'e sızar mı sızmaz mı diye düşündüm. Sızdı da Allah'tan direkte patladı top. Orada şans yanımızda oldu diyelim. Hiçan'dan bir numara göremedik bu maç. Hiçan şeydi birazcık formdaydı. Sol kanatta pek bir şey yapamadı açıkçası. Göremedim çünkü top ondayken. Pozisyon da olmadı. Bu maç özellikle iyi tuttular sanırım Hiçan'ı. Yine ön alan presi güzel. Çok rahat çıkamıyorlar. Güzel. Rahatsız etmeye devam. Efecan çok güzel pas attı. Rozier'e izledim. Ferhat çapraz da Asfaltla dışarıya gitti top. Baktan diğer değişikliklerimizi de yapalım biz. Tayfur Bingöl, Tayfur Bingöl'ü şöyle Rozyer yerine alalım. Necip Uysal, şöyle merkez orta saha savunma. Ee, Jackson Molek'a zaten değişiklik hakkımız dolmuş. Yani sonsuz değişiklik hakkım varmış gibi yardırıyorum ben de. Necip, Kerem Atakan, Hiçin Mudai. Güzel pas. Wood ve Gorst. Redmond'la duvar pası yaptı. Tayfur kaçıyor şimdi. Tayfur çok güzel çekti. Orada atağı rahatlattı Necip. Ve güzel pas. Ve Gost. Ve Gorst. Ve Wood ve 3-1. Ve da ikinci golü bu maçta. Necip. Asist Necip'e yazmadı. O şanssızlık. Necip bayağı iyi denedi. Yani kendi klasmanına göre bayağı iyi denedi. Ama orada sekmese zaten gol olmazdı. Ama yine de Necip'i tebrik ederim. Necip bayağı iyi pas verdi orada. Güzel denedi yani. Şimdi canlı skorlara bir bakalım. Icardi atamamış. Galatasaray 3-0 önde ama Icardi'nin golü yok. Bu güzel. Begors'tan itibariyle duelloda bir farklı üstün. Bir tane daha gelir mi acaba? Redmond. Güzel pas. Hiçan. Yiçan, İçan çaprazda. Şimdi Necip kaleci. Necibe baksan ya. Necip neler yaptı öyle? Bir gol, bir asiste doğru gidiyordu. Güzel. 3-1 kazandık. Çok iyi oyun oynadık. İlk performans haricinde performanslar da güzeldi. Skorstun Monservisi'ni servisini istiyorsunuz da öyle kolay değil ya. şimdi arkadaşlar önemli bir detay var burada. Wood ve şu an 37 golle Süper Lig'in gol kralı. En yakın rakibi Icardi 36 golde ve Tanjiçi olan 39 gollük efsanevi rekorunu kırmaya tam 2 gol kaldı. Ek olarak ben oyunu kaydettikten sonra videoyu tamamladıktan sonra bir takım oyuncu araştırmaları yapmıştım. Video dışında Elneni ile sözleşme imzaladım. Bunun da sebebi Fagioli'nin bonservisini alamamak. Şimdi Fagioli biliyorsunuz çok iyi bir oyuncu. Fakat 22 yaşında mevcut piyasa değeri yaklaşık 10 milyon civarında ve anlaşmalı bonus servis bedelimiz 14 milyon avro. Ne bizde böyle bir para var ne de kulübü Fagioli üzerinde tekrardan bir kiralama yoluna gidiyor. O yüzden ben de Elneni'ye başvurdum. Elneni zaten biliyorsunuz anlatmaya bile gerek yok. Yine Fagioli kadar kaliteli olmasa da geriden oyun kurması hem fiziksel hem zihinsel yer yer ofansif olarak şutlarıyla da de ceza sahası içine girmeleri de ki FM'deki elneninden bahsediyorum ben gerçeklikinden bahsetmiyorum. FM'deki profili her zaman elnenin ekstra bir skor kaynağıdır ki ceza yayı dışından hemen dışından böyle attığı şutları da bilirsiniz. Ben Elneni de zaten Beşiktaş'a gelmeden çok çok önce sürekli bedavadan alan bir oyuncuydum. Elneni o yüzden bence şu an için iyi bir çözüm oldu. Kendisiyle 2 yıllık mukavele yaptık. 2 milyon avrodan bizi çok üzmeyecek bir kontrat. Toplamda 4 milyon avro yıllık maaş 1.8'de imza parası vereceğiz. Bu da benim gözümde çok değil. Çünkü hani baktığımızda <laughs> kısıtlı bonservis vermek zorundayız. Diğer maddelerde de bazı şeyleri ayarlamak zorundayız. Ben maça geçmeden önce bir kiralıklara da bakacağım. Şöyle baktığımda Semih Kılıçsoy, Emre Kaya, Göktu Baytekin, Aytu, Necati hatta şunu şu şekilde de seçebilirim. Emrecan Terzi, Atakan Öner, Kerem Kalafat, Kartal Kayra, Cemal Azat, Emran Delibaş. Diğer oyuncular çok önemli değil. Çünkü potansiyelleri yetersiz. Şimdi Semih Kılıçsoy'dan başlayalım. Bu sene tam 39 maça çıkmış. 31 gol, 2 asist, 7.24 ortalama. Nefis. Emre Kaya 39 maç, 9 gol, 2 asist, 6-99 olabilir. Çok sorun değil. Göktuğ Baytekin 38 maça çıkmış. 1 asist yapmış kaleci olarak. 6-81 ortalama. Yine Göktuğ için fena değil. Yaşı çok genç. Aytu Batur Gömeç 37 maç. 1 gol 0 asist 7-27 ortalama. Muazzam bir ortalama bu arada. Şu ana kadarki en yüksek ortalama da o kiralıklarda. Stoper olmasına rağmen. Necati Bilgiç Balıkesir Spor'da 37 maç. 3 gol 7 asist. 6.92 ortalama gayet iyi. Emrecan Terzi Pazarspor'da 34 maç 0 gol 1 asist. 6.59 bu bayağı bir kötü kalmış ama maça çıkması gerçekten çok önemli. Bu kadar maça çıkması bizim adımıza şans. Atak önlerle düşünmüyoruz zaten. Kerem Kalafat seneye takımımızın yedek, yedek sağ olacak. O yüzden onun da maça çıkması önemli. 33 maç 1 gol 3 asist. Kartal Kayra Yılmaz Süper Lig'de 30 maç 2 gol 10 asist. Bizim için çok değerli 6.91 ortalama. Cemal Azat Demir Uşak Spor'da 28 maç 12 gol 7 asist 7.15 ortalama. Emirhan Delibaş 24 maç 1 gol 1 asist 6.84 ortalama. Gençlerimiz şu an güzel yeterli şekilde gelişiyorlar. Seneye kampta birçoğunu değerlendireceğim. Duruma göre ben en azından birçoğunun rotasyon olarak kadroda durması taraftarıyım fakat yeteri kadar süre alamayacaksa, ben onlara yeteri kadar süreyi veremeyeceksem yani sezonda 15-20 maç dahi burada oynayamayacaklarsa hemen gönderirim. En ufak ihtimali de şey yapmak istemiyorum onlar için. Çünkü onların durumu benim için çok önemli. Onları iyi işlemek zorundayım. Onları kaybedemem. Şöyle bu maç nasıl bir 11 ile çıkalım. Konse Sao ile çıkmak aslında gayet mantıklı evimizde oynayacağımız maçta ki ve Gorsu'da da ilişkileri gayet iyi. Şimdi Kerem Atakan, Keskin, Buday dedik. Necip ile Necip çıkabiliriz, Berkay ile çıkabiliriz. Necip, Berkay, Necip ile çıkalım. Şöyle yapalım. Buday'ı şöyle desteğe çekelim. Ben şöyle Tayfur Büngöl'ü e oynatmayayım. Umut Meraş'ı oynatayım. Şu tarafa bir markaj hemen. Bredi muhtemelen Luyendam'ın hata yapma potansiyelinden dolayı Luyendam'a da markaj istiyor asistanımız. Maçımıza geçiş yapalım. Gözler ve arkadaşlar. Tarihi rekor geliyor. İnşallah. Ve bu şekilde devam ederse zaten ekstra olmazsa tarihi rekoru egale edecek. Fernando güzel vurdu. Ben yine duruma göre ikinci yere Emre Bilgin'i koyacağım sahaya. Şimdilik yine Ersin'le başladım. Maç önemli çünkü. Tayyip Talha, Kerem Atakan, Keskin, Buday. Güzel pas. Hiçan'a. Hiçan! Mükemmel gol. Hiçan yine en sevdiğim vuruşlarını yaptı. Topu tek tek kontrol etti. Çok bekletmeden muazzam bir vuruşla topağlara gönderdi. Çok zeki bir futbolcu gerçekten. Yani sol kanatta oynayıp bu kadar forvet etkisi yaratan başka bir oyuncu da görmemiştim FM'de. Her seferinde hayran bırakıyor. Şimdi Konsesa 18 metrelik bir mesafe. Konsesa! Francisco Konsesa! Genç yıldız sahneye çıktı. Taraftarları selamlıyor. Şovunu yapıyor. Çok güzel bu sezon attığımız 3. gol Ferikik'ten 2 tane Sayıs, bir tane Konsesao. Kanatlar alev aldı bir anda. Şimdi sıra Vegos'ta arkadaşlar hadi. Hemen Vegos'tu buluyorsunuz seriden. Kaldı 2 gol. Hatta 3 diyelim egale e etmesinden çok geçmesi lazım. 40 gol olması lazım. Bize lazım olan 3 gol. İlk yarıda şimdilik ses çıkmadı. Begors'tan. Hadi bakalım hayırlısı. Begors'ta seslenelim. Daha çok çabala diyelim. Daha çok çabalasın. 6.6 sanırım bir tık mevkinden bağımsız oyuna vermemiz gerekiyor. dakika 70'e doğru yaklaşıyoruz şimdi Emre Bilgin içeri Tayfur içeri Berkay içeri Muleka içeri Nathan Redmond içeri tamamdır böyle devam Ajrayt güzel bir pas geldi. Emrecan Uzunan orada bir penaltı şüphesi var. Bakalım. Hmm, neresi penaltı? Çok idrak edemedim ama inceleme var orada. Oyunun bu tarz durumlarda daha realistik olması güzel olur. Şimdi orada FIFA'daki pestek gibi tam bir müdahale var mı yok mu göremedim ama oyuna göre penaltı oldu. Şimdi Güray topun gerisinde. Güray Emre Bilgin. Emre Bilgin. Oyuna girdi, penaltıyı da çıkarttı. Yeni sezona hazırım mı diyor yoksa Emre? Onu da göreceğiz. Ama güzel bir göz daha verdi. Penaltıyı çıkararak. Muleka, Emrecan, Umut. Emrecan Uzunhan, Şimdi Kerem Atakan. Güzel pas. Wood ve Gorst. Wood ve 38 oldu Wood ve Gorst. Bu sezon attı 38. gol Süper Lig'de. Kerem Atakan keskin. Muazzam gördü orayı. Savunma arkasına güzel koşu ve Bekletmeden sağ köşeye bıraktı. Kaldı 2 diyelim. Ki Muleka zorladı oradaki pozisyonu. Jackson Muleka. Şimdi bu Emrecan iyi. Emre Can Uzunhan. Bu da iyi. Şimdi bu daha çapraza. Girdi içeriye. İçeride ve ve gol. Mut ve 39 oldu 39. Tanju Çolak'la aynı gol sayısına geldi an itibariyle. Wood ve Sadece bir gol kaldı. Sadece bir gol. Bir gol. Bir gol son bir maç. Son bir lig maçı, son bir gol. Woodvagers. Hadi bakalım. İçin iyi. tebrik edelim. Çok iyi fırsatlar yarattı hakikaten de. Evet abi. Adana Demirspor deplasmanı. Son bir gol. Woodvagers. 39 gol. Park açıldı. İşler kritikleşiyor artık. Ve puan rekorunu da kırdık. Bu sezon topladığımız 86 puanlık Serüven takım rekoru olarak tarihe geçti. Tabi bu 89 da olabilir Adana Demirspor maçından sonra. Şöyle bir genel olarak bakarsak ligler ne durumda? Liverpool şampiyon olmuş. Çok ilginç bir tablo. Bu kadar farklı Liverpool'un şampiyon olmasını beklemezsiniz. Real Madrid şimdilik önde götürüyor. Ajax şampiyon, Bayern şampiyon, Inter şampiyon. İlginç beklenmedik sonuçlar var. Özellikle Liverpool'un o kadar rahat şampiyon olmasını beklemezdim Premier Lig'de. Avrupa kupalarına bakmadık. Bir Avrupa kupalarını da inceleyelim. Nedir ne değildir bir bakalım. Şimdi Bayernle Chelsea finali. Wow. 2010'lu final. Şimdi bir yollara bakalım. Oo, bir de çok kritik yani Bayern Paris Saint Germain'i Chelsea'de Barcelona'yı elemiş. Çeyrek finalde Real Madrid Barcelona Real Madrid'i elemiş. Baya garip garip şeyler olmuş. Avrupa Ligi'nde Marsilya Lazio finali. Yarı final bak çok ilginç ya. İki tane EPL Top Big Six elenmiş. Gitmişler burada Fransa'yla İtalya'ya vermişler finali. Çok çok acayip bir takım var mı diye bakıyorum. Bizi sıralamada böyle saf dışı bırakabilecek. Elemelerde falan Fenerbahçe Monaco elenmiş. O anlaki olmuş. West Ham Nice finali. Yine çok sıkıntı olmayacak final. Bu, bu nedir? Bu ne ya? Trifli mi? Kıbrıs mı? Eyvah eyvah. Kıbrıs takımı yarı final yapmış, yapmış. Biz neredeyiz? Biz yine son 16'da pırtlamışız. Neyse, olur. Artık biz geliyoruz. Durumlar farklı. Avrupa'da artık sözümüz olacak. Avrupa'ya da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi çok Acayip bir maç olacak bu. Çok önemli bir maç olacak. Bir gol lazım. Sadece bir gol. Yanlışlıkla da olsa bir gol lazım. Şu an durum 39'a 39. 39. Tanju olan rekorunun gitmesi tam bir gol kaldı. Gittiyan Vegorst ilk seneden 40 golle Süper Lig tarihinin en golcü futbolcusu olacak. Çok değerli bir ünvan. ki ben yani şöyle diyeyim kendi kariyerlerimde bile bu ünvanı böyle çok zor şey yapan biriyim. Hani öyle kolay değil bunun yaşanması siz de bilirsiniz zaten. Ki burada partneri de iyiydi. Yani partneri de onu çok gazladı. Ben en fazla Vegors'tan aldığım toplam katkı ne kadardı? Sanırım 37 gol. 37 gol almıştım toplam totalde. Şu an sadece ligde 39 golü var. Ki benim şey yaptığımda Avrupa falan da var yani Avrupa dahil 37 olmuştu bende. Ona rağmen bu sene bayağı iyi gidiyor. Ersin'in profilinde bayağı bir gelişim var. Bunu bir salalım. Ersin'le zaten bilmiyorum Ersin muhtemelen yavaş yavaş potansiyeline ulaşmıştır. Seneye Emre ile veyahut da farklı bir kaleci ile devam edebiliriz. Şimdi asıl maç geldi asıl maç geldi. Masu koyalım. Bu da Necip. E, Getson hala iyileşmiş değil. Yine Necip'le çıkılabilir. Şuna bak maşallah. Herkes sarı kart sınırında. Fonsesa değil. Şimdilik Redmond. Adana Demirspor savunması yine şey yapabilir. sıkıntıyı sokabilir Vegors'tu. Biz yine bağımsız oyna diyelim Vegors'ta. Rahat rahat takılsın. Şuralara, şuralara, bir de şuralara markajlarımızı verdik. Ve gazamız mübarek olsun diyelim. Son bir maç, son bir gol Wood ve Gorst. Gözler bu maçta gözler onun üzerinde artık. Belhanda'da da ufak bir sakatlık var. Adana Demirspor'un şu an için bel, kemi bel kemiklerinden biri diyebiliriz. Masuaku, İçan, İçan için bu Hiçin Muday dribbling halinde Hiçan'a bıraktı. Vegors içeride boş. Hiçan geçmedi. İkinci dakikadan tehlikeli geldik. Moraller yerinde. Puanlarda herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul'i. Sangare. Elhan da topu aldı. Belhan da sakat sakat devam ediyor bir de helal olsun. Yusuf. Yusuf'tan pas hatası. Hiç tam araya giremedi. Şimdi Tayyip Talha. Güzel çıktık oradan. Vegors indirirse indiremedi. Ama Necip orada savaşta topu aldı. Şimdi Redmond. Redmond sağdan dribling halinde. Çok güzel çek topu. Necip Uysal. Necip Rozier'e. Rozier kontrol etti. Şimdi Bado Endia İstanbul'u. Atakan kaptı. Şimdi Buday'ı arkaya geçmedi. Müthiş bir pres var bizimkilerden. Şimdi Hiçan. Artur Masuaku geçti. Vegors'ta. Yani takım şu an herhalde deli gibi vegorsa gol attırmak istiyor. Öyle bir psikoloji görüyorum. Herkes deliler gibi saldırıyor topa. Masuaku elini kaldırdı. Vegors arka direkte. Wood Vegors da gelmeden Stambuli. Tekrardan köşe vuruşu. Şimdi Kerem Atakan. Kerem Atakan. Öndüriye doğru geçmedi. Stambuli. Sangare Hiçan bastı topu aldı. Şimdi Vegors oyuna genişlik kattı. Redmond. Redmond sever bu topları. Rozier'le ufak bir paslaşma. Rozier Redmond. Atakan. Kerem Atakan, Tayyip Talha'ya kadar döndü. Şimdi Necip, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, için bu daha iyi. Artur Masuaku güzel pas. Wood ve gorster. Ertaç. Ertaç. <laughs> yapma Ertaç. Yapma Ertaç. Mutlak bir gol şansı. Tayyip Talha çok güzel kesti. Orada Masuaku'ya kadar geldi top. Artur Masuaku dribbling halinde. Hiçan'a bıraktı. Hiçan yine sevdiği toplar. Hiçan, Hiçan, şut açısı Hiçan ortaladı. Redmond çok kötü vurdu, çok kötü değerlendirdi. Güzeliz. İyi top oynuyoruz. Fena değil durumlar. Şimdi Hiçin iyi ortaladı. Hiçan! Top ağlara gitti. Vardan kontrol bekleniyor yine. Bizim kariyerin birinci sezonun özeti. Bir türlü rahat sevinemiyoruz. Bakalım Ali Palabıyık ne diyor. Ve gol geçerli. Wood Weghorst'tan asist geldi. Tam tersi olması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar. Onu tam tersi yaparsak sevinirim. Rica edeceğim yani. Oraya golü Weghorst yazalım. Şimdi Yusuf içeriye kadar girdi. Masuaku'dan kötü müdahale penaltı bakma evle gerek yok. Karar penaltı. Şimdi Ersin. Bakalım o eski penaltı performanslarından bir şey izletecek mi bize? Ersin dikkatli Belhanda. Ersin köşeyi doğru bildi ama olmadı. Belhanda'ya da helal olsun. Bu sezon attığı 20. gol bir de sakat sakat. O penaltı yapmakta da kolay iş değil. Belhanda'ya da bir helal olsun diyelim. Şimdi Necip, Tayip, Talha Valentin Rozier, Redmond, Rozier, Kerem Atakan. Burada güzel müdahale geldi Onyekuru'dan. Elhanda, Stambuli. Burası sen güzel paslaşıyor Adana Demirspor. Sangare'den bindirme. Sangara, içeri girdi. Emrecan hata yaptı. Emrecan Allah'tan Yusuf dışarı attı. İlk yarının son şansı Rodriguez. içeri ortaladı Ersin. Üstüne bir de direkt. Garip pozisyonu. Şimdi kontra atak şansı. Hiçan soldan dribling halinde. Hiçan Necip'e bıraktı. Necip bu ye. Şimdi Hiçan tekrardan. Hiçan, Hiçan, Hiçan. 2-1. Muazzam kontra, çok olgun bir atak. Hiçan ikinci golünü attı bu maç. Çok güzel, çok güzel. Ama arkadaşlar Vegos'ta lütfen rica ediyorum. Ben şunu da bir kaldırayım. Hatta biz şöyle yapalım. Begors'un gol atma ihtimalini arttırmak için elden gelen hep her şeyi koyacağız. Haydi Begors, haydi Begors. Son bir. Francisco Consesao. İçeri. Tayfur Bingöl, Emre Bilgin. Roman Sayıs Haydi haydi haydi. Haydi beyler haydi. Son bir, son beş. Ön, ön alanda yoğun pres şimdi Ertaç, Hasan Sayı indirdi. Buday, Yiçan. Yiçan Konsecao'ya hata olur mu Konsecao? Yiçan'dan bir de asist geldi. 3-1 oldu ama yanlış kişiye gidiyor. <laughs> Yanlış kişiye gidiyor ya. Ah be. Ne olurdu bir gol daha olsa. Hadi hadi son dakikalar hadi. Sen daha gelir belki. Son bir atak hadi. Masuaku, Fagioli, Budai, Saiz. Geriye dönme be Saiz be. Atak yapalım. Güzel. Kerem Atakan, Vegorsta, vegor yine Ertaç. <laughs> ulan Ertaç, ulan Ertaç. Garezi var ya, diğerlerini içine aldı. Bunları tutuyor. Vegorst, Vegorst, Rekor geldi. 90 artı 2'de Wood Vagorst, Süper Lig tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Bir dedi Ertaç çıkarttı. iki dedi Ertaç çıkarttı en son dedi. Yeter dedi. Kornerden Süper Lig tarihinde 40 gol atan ilk oyuncu oldu. Tanju Çalan rekordan itibariyle güme gitmiş oldu. Vallahi mükemmel oldu ya. Bir de Hiçan Etrik yapıyormuş. Ona da yeter artık o kadar da olmasın. Adam iki gol bir asist yaptı zaten. Ve maç bitti. Oh! Sezonun son maçı. Vegors'un damga vurduğu, tarihe geçtiği an. Resital. Bir sezonluk koca bir emek. Hakikaten helal olsun tüm oyuncularıma. Acayip bir yani bir sezon geçirdik. Bütün istatistikleri deldik takımca. İç da tebrik edelim buradan. Ve şuraya bakar mısınız ya? Wood ve 36 maç. 40 gol. Süperlik tarihinin an itibariyle en Fazla gol atan oyuncusu. Helali hoş olsun. 10 numara 5 yıldız oldu. Acayip mutlu oldum. Ki hissediyordum da yani. O gol bir şekilde gelecek çok zorladı. İstediğimiz gibi de oldu. 92 golle kulüp tarihinin en çok gol attığımız sezonu Weghorst Tanju olan rekorunu an itibariyle egale etti. Weghorst zaten gol kralı. Ortalamayı da görüyorsunuz. 7.92 ortalama. Semi Kılıçsoy ah be Semi olsun güzel. Aytobacter Gömeç yılın genç oyuncusu seçilmiş. Kiralıklardan çok güzel haberler geliyor. Çok güzel bir sezon geçiyor bizim için. Şimdi bizim için en sıkıntılı en önemli maç. Fenerbahçe'yi bu sezon hiç mağlup edemedik. Hiç bileğini bükemedik Fenerbahçe'nin. İki maçta da çok acayip şanssızlıklar meydana geldi. İlk maçta deplasmanda Ferik'ten yediğimiz son dakika golü. Hani o maçın hakkı yani oyun olarak böyle iki tarafta çok iyi değildi. Ama işte hem atmosfer olsun hem o son dakika Lincoln mesela ekstra bir oyuncu. Ekstra yaptı galip geldiler. İki maçta da Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un bileğini bükemedik. Evimizdeki maçta zaten biliyorsunuz hem Getson'un hem Sayıs'ın hatalarından dolayı yenilen goller vardı. Gerçi Sayıs o golden sonra hemen Ferik golü atmıştı. Hani güzel bir karakter koydu ama sonuç olarak yine yenildik. şöyle antrenmanları verelim. Getson takımla çalışmaya başladı ama riske atmayacağım. Fagioli, Pichin Buday ve Atakan'la devam edelim. Atiba Hutchinson futbolu bırakacağını açıklamış. Ee, şöyle biz Atiba ile sözleşme uzatmıştık. Personel özellikleri ne durumda abi? Antrenör. Şöyle. Okey abi. 3 yapsak iyi olur mu? Olur. Gayet güzel. Evet an itibariyle Atiba Çin'sında Beşiktaş U19 bünyesinde antrenör olarak kariyerine devam edecek. Bu da Atiba'ya bizim bir vefa borcumuz olsun. Bu kadarını da hak ediyor. Ki iyi bir antrenör de olabilir bu arada. Şimdi özelliklerine öyle bakmayın. Bunu niye kabul ettik biz ya? Böyle bir iptal Adamla zaten bir işimiz yok. Biz sol bek almıştık. Yani antrenör kursuna gittikleri zaman çok iyi bir şekilde oynanabilir, oynatılabilir profilleri oluyor antrenörlerin. Fayda sağlıyorlar yani. Evet arkadaşlar şimdi geldik asıl mevzuya. Cemal Azat Demir'in de bir sözleşmesini yenileyim. 3 yıl. Mentorluk ayında Emre Can Uzun'dan oyun karakterisine yeni bir özellik kattı. Kısa ve basit paslarla oynar. Gayet güzel. Gayet güzel. Vegors yılın oyuncusu. Yılın oyuncusu. oyuncusu. Begors, yılın oyuncusu. Taha Değer yılın menajeri. Eyvallah. Eyvallah Ceyhun'cum. Yılın 11'i. Evet yani bu yılın 11'i kesinlikle adil bir yılın 11'i. Çünkü savunma olarak biz acayip işler çıkarttık baba öyle böyle değil. Bizim takım şöyle bir göstereyim. Bizim takım 25 gol yedi abi. 92 gol attı 25 gol yedi. Zaten golün 40'ı Vegos'ta ait. Takım olarak öyle çok acayip üreten olmadı Vegos dışında. Katkıları oldu eyvallah. Ama Vegos takımın gol yükünü çeken ana oyuncuydu. Savunma hattımız hakikaten çok oturmuştu. Buraya Rozier değil ben Tayfur'u koyardım bu arada. Hani Rozier'in muhtemelen ortalaması Tayfur'a göre biraz yüksek diye bu Rozier çıktı burada. Fakat ben Tayfur'dan daha memnundum bu sezon üzerinde biliyorsunuz. Belhanda, Trezeguet, Orkan Visca, Sergio Oliveira ve Wout Vegors'un var sonunda kalede. Ayıp Talha sonuç yılın stoperi, Ağustos'ta yılın Santraforu seçilmiş, hiçim Buda'ydı. o, oh. maşallah maşallah diyelim o da olmuş. Şimdi zaten aramızdan ayrılacak oyuncular var o yüzden bir fursuna göndermeyi falan gerek yok. Atatürk Olimpiyat Stadı. bizim çok iyi bildiğimiz bir stadyum. <laughs> Topa nereden vurursak rüzgar nereye gider nereden topu alırsak ne tarafa doğru yönlenir falan bunları bildiğimiz bir stat. Fagioli cezalıymış. Çok kötü oldu bu. Ben Fagioli'yi oynatmak istiyordum bu maç. O zaman bu maç delali maçı olsun. Daha yumuşak bir orta sayla çıkacağız. Şöyle Umut Meraş. Roman Saiz. Bu maç önemli. Rozya Masuaku Hichan. Hadi bakalım şöyle yapıştıralım. Lincoln ve Isaiah Samuel'e de baskıları unutmayalım. Haydi bakalım. Benim için çok önemli maç. Dediğim gibi iki maçtan da galibiyet alamadım Fenerbahçe karşısında. İki maçta 2-1 bitti. Son dakikalarda gelen hatalar ve gollerden sonra bir türlü galibiyet alamamıştık. Şimdi Rozier. Rozier sağ kanattan dripling halinde. Rozier. Rozier'den orta. Orada bir karışıklık. Luan Perez uzaklaştırdı. Şimdi Redmond. Redmond. Buday'ı bıraktı. Şimdi El Ali. Buday'ı. Tekrar topu koştur. Çok güzel. Buday'dan güzel pas. Wood ve gol. 37. saniye. Hakem Vara gidiyor. Kontrol gerçekleşecek. Bahattin Şimşek Vara danışıyor. Ve gol geldi. Gol geldi geldi. Henüz 35. saniye. Hiçim Muday'dan mükemmel pas. Altay Kalesi'ni terk etti. Vegors'tan altın dokunuş geldi orada. Maça 1-0 önde başladık. Çok iyi abi. Takım mental olarak çok iyi hazırlanmış bu maça. Oyuncularımız yani konsantre gibiler şu an. Harika bir müdahale Edmund'dan. Delali saçma bir pas geldi orada. Altay degajını yaptı. Tayyip Talha karşıladı. Ferdi. Ferdi. Villan Arao. Orada Zayt'tan güzel bir pas. Ersin. Çok soğukkanlı Sayıs, şimdi Delali, Kerem Atakan keskin. Tayyip Talha, Kerem Atakan, Tayyip Talha tekrardan Rozier. Rozier, dur Rozier'den güzel pas. Orada bir anlaşmazlık, Vegors top aldı attı. Wood Vegors, Altay affetmiyor iki pozisyonda da Altay'dan çok büyük iki hata. İlk önce kalesini zamanda terk edememişti. Orada kendisini büyütememişti kalede. Burada Salah ile bir anlaşmazlık. Weghorst 6'yı da çalımlayıp topu ağlara gönderdi. 10 dakikada 2-0'a geldi maç. Ek olarak Lincoln de sakatlandı Fenerbahçe'de. Şu an acayip acayip iyi girdik maç. Öyle böyle değil yani. Weghorst darma duman etti Fenerbahçe'yi. Tek başına tüm fişi çekti. Kerem Atakan'dan yerinde müdahale. Hiçim bu daha iyi. Weghorst'a doğru. Wood Weghorst bu sefer altay ama offside çok çaprazdan girmişti olmadı haliyle. Şu an top oynatmıyoruz tabiri caizse. Ama biz dediğim gibi olimpiyatı iyi biliriz biz. Buranın havası farklı birazcık. Burada rüzgar biraz sert esiyor. Kolay değil. Redmond'dan güzel müdahale geldi. Ferdi birazcık boş kaldı. Alioski, William Arao az farklı dışarıya gitti. Yine tehlikeli bir pozisyondu. Bu da birazcık şey gibi oldu ya. Karma gibi oldu. Biz iki maçı da böyle bireysel hatalarla kaybetmiştik. Bu maçta Altay'ın iki tane hata yapması biraz şey oldu. ironik oldu. Anlamlı oldu. Aynı senaryoyu şu an Jorge Jesus e yaşıyor. Ben de delirmiştim. Yine fena oynamamalarına rağmen hani böyle bireysel hatalarla gol yemek kötü oluyor. İster istemez. Şimdi Masuaku için bu da iyi. Delali. Delal'den bir top kaybı geldi. İrfan Can gidiyor. İrfan Can İrfan Can içeri girdi. Ersin'de kaldı. Şimdi Delali beni değiştir dedi. Ben kendisini kırmayayım. Onun da yavaş yavaş konusyon gidiyor. Biliyorsunuz şeyde zaten Fenerbahçe'de şey bu oyunu oynuyor. Aslında şöyle de yapabiliriz. Ee... Aynen şöyle yapsak daha iyi olabilir. Böyle iyi miyiz? Bir de Tayfur Bingöl atalım araya. Son değişiklik hakkı da şimdilik kalsın. Çiftliğe döndük. Orada Kerem Atakan'ın da kondisyonu bayağı bir gidiyordu. Hem Muleka'yı içeri aldık hem Kerem Atakan'ı da çıkarttık. Son bir değişiklik daha. Masuakumuz yoruldu. Oraya da bu Umut Meraş atalım. Ufak ufak maçımızı sonlandıralım. Fenerbahçe'nin hiç isabet şutu yoktu maçta ve an itibariyle Fenerbahçe'yi de mağlup ettik o iki maçın acısını da çıkartmış olduk. 10 dakikada bu acıyı çıkarttık. Wood ve Gorst kaptan. Baselomens'in de sahnede. ona veriliyor. Sezonu da çifte kupayla kapatmayı başardık. Beşiktaş ziraat Türkiye kupası şampiyon antivalide kupada. Hop, kaldır bakayım ve Gorst. Hoppa kupayı da kaldırdı helal olsun. Sonuna kadar hak etti vegor sezonu diyebiliriz herhalde. Çok yanlış olmaz Vegor sezonu desek. De benim içimde kaldı. Benim kupamı neden vermediler Süper Lig maçında? Ziraati kaldırdık, Süper Lig'i kaldıramadık. Neyse, canları sağ olsun. Yürüyoruz, kadroca, takımca gidiyoruz. Taraftarlarımıza selamlıyoruz. Güzel oldu, iyi oldu, süper oldu, çok iyi oldu arkadaşlar. çifte kupa. Mevzu bitti. Şöyle bir bakalım mı isterseniz ya. Şimdi. Durum bilgisi. Vegors 38 maçta 44 gol 7 asist 7.92 ortalama. İçan devre arası geldi. Yeni transfer 9 gol 4 asist 7.23 ortalama. baş Gezal'ı saymıyorum. Jackson Muleka Genelde sonradan oyuna dahil ettik. 8 gol 2 asistlik katkı 7 ortalama fena değil. Getson Fernandez son haftalara her ne kadar biraz çalkantılı girse, girse de 35 maçta 5 gol 8 asist 7-22'de ortalama. Gayet güzel ortalama sonunda. Kerem Atakan Keskin ortalaması 6.96. 21 maçta 5 gol 4 asist. Nathan Redmond yer yer kötü oynasa da iyi katkı verdiğini düşünüyorum. 5 gol 8 asist. Roman Sayis 4 gol 4 asist 2'si free kick'ten. Tayyip Talha sonuç 4 gol 1 asist 7-28 ortalama. Konsesa 3 gol 1 asist yine devre arası gelen oyuncumuzdu ondan da memnunum. delali 17 maçta 3 gol 5 asist fena iş çıkartmadı. Fagöl'den zaten ne kadar memnun olduğumu söylemiştim fakat maalesef yollar ayrılıyor. Hicim Buday devre arası geldi. 19 maçta 2 gol 5 asist zaten orta sayı ne kadar enerji kattığını hepiniz gördünüz. Emre Bilgin 7-12 ortalama çok sokma fırsatı olamadı, bulamadık. Kendisi de kızmasın seneye artık. Artur Masuaku 1 gol 6 asist ortalaması da fena değil. Ersin Destanoğlu bu sene 39 maç 7-0-4 ortalama. Fena değil Ersin de gerçekten işimizi gördü. Tayfur Bingöl benim özel teşekkürüm kendisine. 17 maç 18'i sonra olmak üzere 4 asist 6-93 ortalama. Güzel bir forma mücadelesine girdi Valentin Rozierle. yerle. <laughs> yani şeylerde yakın ortalama şeylerde yakın. Hatta Tayfur'un Rozier'den bir fazla asisti var. Rozier bu sezon pek fazla istediğimizi yerine getirememişti. Son haftalarda herhangi bir sıkıntısı yoktu. <laughs> evet arkadaşlar sezon bu kadar. Çok teşekkür ederim. Süper Lig'de şampiyonluk. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk. En çok gol atan takım kendi tarihimizde en çok gol attığımız sezon özür diliyorum yanlış olmasın. Kendi tarihimizde en çok gol attığımız sezon, en çok puan topladığımız sezon. Wout 40 golle Süper Lig tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Yani az gol yedik, çok gol attık. Bayağı bir iş yaptık yani. Ya. Çok keyifli güzel geçti. Ben şimdiden yeni yılınızı kutluyorum arkadaşlar. Umarım 2023 yılı bu kariyerdeki gibi zorluklarla beraber de olsa yine şampiyon olacağınız, yine rekorlar kıracağınız bir yıl olarak sizleri karşılasın. Bir sonraki videomuz yeni yılın ilk videosu salı günü kanalda olacak. Beşiktaş kariyerinin ikinci sezon başlangıcı. Bu başlangıç videosu uzun olacak. Haberiniz olsun. Kendinizi ona göre hazırlayın. Salı günü gelecek video yaklaşık 1 saat civarlarında olacak. Zaten hani 1 saati bulmayabilir aslında fakat ben yine söylüyorum şu çünkü şu andan 4 transferim hazır. Yine de ama yeri dolması gereken arkadaşlar var, takımdan gidecek oyuncular var. Bunların planlaması yine yaklaşık 1 saati bulur. O yüzden siz yine salı günü kendinizi 1 saate göre hazırlayın. Hem sezon öncesi hem devre de arası olmak üzere artık sezonunda 2 tane 1 saatlik video ya da 1 saate yakın video gelecek. Tekrardan hatırlatmış olayım eşlik edenlere çok teşekkür ediyorum tekrardan. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Hoşçakalın.